arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet. Çok değerli basın mensupları, çok değerli konuklar. Öncelikle hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 gündür Sivas'tayız. Cuma günü sahada belediye başkanlarımız 17 ilçemizi ziyaret ettiler ve Sivaslı hemşerilerimizle bir araya geldiler. Sorunlarını dinlediler, çözüm yollarını aktardılar ve çok güzel bir birliktelik oluştu. Kendimizi de bu sayede anlatma fırsatı bulduk. İnanıyorum ki bu ziyaretler bundan sonra da devam edecek. Bu diyalogumuz devam edecek. İkinci gün sabah 9'da başlayan ve akşam saat 17'de biten toplantılarımız oldu. Birçok konuda belediye başkanlarımızı bilgilendirdik. Daha sonra değerli belediye başkanlarımız söz aldı ve sorunlarını dile getirdi, çözümlerini aktardı, bazı önerilerini ortaya koydu ve oldukça verimli bir toplantı oldu. Bugün de Sayın Genel Başkanımız bir kapalı toplantı yaptı. Belediye başkanlarımız da bugün ilimizden ayrılıyor. Ben öncelikle bu 3 gün içerisinde bizlere destek veren, katkı sunan başta il başkanımız, milletvekilimiz, il örgütümüz, ilçe başkanlarımız ve siz değerli basın mensuplarına, gerek yerel gerekse ulusal değerli basın mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum. Sivas halkına çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yakın ilgilerini esirgemediler. Her gittiğimiz yerde bizleri büyük bir misafirperverlikle karşıladılar. Buradan sıcak sevgiyle ve dostlukla ayrılıyoruz. Ama şimdilik ayrılıyoruz. Her zaman burada olacağız. Her daim burada olacağız. Kuruluşun 100. yılına giden Türkiye Cumhuriyeti, siyasi iktidarın sorumluluğu olduğu ağır bir siyasi ve ekonomik buhrandan geçmektedir. Milletin verdiği yetkiyi istismar eden iktidar, sadece şahsi çıkarları uğruna ülkemizin birlik ve beraberliğine ve geleceğine dinamit koymaktadır. Küçük bir azınlığın servetine servet kattığı, geride kalan milyonların ise ağır mağduriyetler yaşadığı adaletsiz bir düzen topluma dayatılmaktadır. Ülkemizde sosyal yardım olmadan ayakta duramayan vatandaşlarımızın sayısı tarihteki en yüksek seviyelere çıkmıştır. Ancak iktidar topluma yaşattığı bu krizleri çözmek yerine bunlardan faydalanmayı tercih etmiştir. Belediye başkanları çalıştayımızda iktidarın sadece koltukta kalmak uğruna vatandaşlarımızı ayrıştıran, ortak değerlerimize zarar veren tüm politikaları değerlendirilmiştir. Belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde tüm kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde altılı masada gösterilen ortak iradeye uygun olarak mücadele etme kararlılığının altını çizmiştir. Çalıştayımızda siyasi iktidarın seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik partizancı, ayrımcı, baskıcı ve adaletsiz tutumu ele alınmıştır. Ülkemizde ucuz, etkin ve sürdürülebilir belediye hizmetlerini kalıcı hale getirmenin tek yolunun da ancak iktidar değişimiyle mümkün olacağı vurgulanmıştır. Bu kapsamda önümüzdeki genel seçimlerin belediyecilik adına da hayati seçimler olduğu ifade edilmiştir. Tüm belediye başkanlarımız kendi sorumluluklarının farkındadır. Genel seçim sürecinde her bir belediye başkanımız halka karşı sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir. Siyasi iktidar belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için her türlü yola başvurmaktadır. Belediyelerimizin yetki ve gelirlerini elinden almaktadır. Belediyelere sağlanan devlet desteklerinde tarihte
görülmemiş bir partizanlık yaşanmaktadır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar sadece iktidar belediyelerine, Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediye başkanlarımız hakkında haksız ve hukuksuz soruşturmalar açılmaktadır. Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla, FETÖ taktikleriyle belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Belediye başkanlarımız hiçbir delil olmadan görevden alınmakta ve tüm suçlamalardan aklanmalarına rağmen görevlerine iade edilmemektedir. İktidar sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başı oyunlarıyla gasp edip milli iradeye darbe vurmaktadır. Belediyelerimizi düşman olarak gören ve bize oy veren vatandaşlarımızı cezalandıracak kadar gözü dönen bir otoriter yönetimle karşı karşıyayız. Biliyoruz ki bu baskılar önümüzdeki süreçte daha da artacaktır. Ancak bu sorunlu çabalar gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışından ibarettir. Tek bir belediye başkanımız dahi bu otoriter rejimin baskılarına asla ve asla boyun eğmeyecek, bir santim bile geri adım atmayacaktır. Toplantımızda belediye başkanlarımız bir belediyemize yapılan saldırının tüm belediyelerimize de yapılmış olduğunun altını çizmiştir. İktidarın saldırılarına karşı önümüzdeki süreçte tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanacağımız vurgulanmıştır. Bir belediyemize hukuksuzca saldıran iktidar karşısında tüm belediye başkanlarımızın ortak mücadelesini görecektir. 2019 yerel seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tüm baskılara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmıştır. Bizim belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın tüm zorluklara rağmen bir nebze de olsa rahat nefes almıştır. Pandemi sürecinde, ekonomik buhranda, doğal afetlerde 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım yapan belediyelerimiz Türkiye'nin bir felaketten dönmesini sağlamıştır. Belediyelerimiz kalan görev süreleri içerisinde de vatandaşı kandıran uçuk kaçık projeler için değil, toplumun en önemli sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edecektir. Bu tarihi mücadelede en büyük desteğimiz halkımızdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki, halkımız yanımızda oldukça önümüze hangi engel çıkarsa çıksın hiçbir güç bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Haksızlığa karşı Sivas Kongresi kadar dik, Sivas Kongresi kadar kararlı duracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için durmadan, dinlenmeden, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sivas'tan güzel anılarla ayrılıyoruz. İnanıyoruz ki Sivaslı hemşehrilerimiz de inşallah bundan sonra ifade ettiğimiz gibi birçok kez kucaklaşacağız. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet, soru varsa alalım arkadaşlar. Yoksa çok teşekkür ederiz. Herhalde yok. Çok teşekkür ederiz. Tamam.